Bakacak mısınız? Hayır, sonra. Artık dönsek mi? Merak etmişlerdir. Tam geçmişimdeki karanlık aydınlanacak derken yine elim boş. Bir hiç uğruna neler geldi başımıza. Nereden bilebilirdiniz ki? Bir umut takıldık adamın peşine. Takıldınız yani. Çok şükür başınıza bir şey gelmedi Toprak Bey. Öyle bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim. Sonuçta o zarfı ben aldım. Getirip size ben verdim. Sizin bir suçunuz yoktu. Sonuçta niyetiniz iyiydi. Ben kendime kızıyorum. Nasıl kaptırdım kendimi? Nasıl inandım? Sadece siz değil ki. Ben de inandım. Bir şeyleri öğrenebilirsiniz sandım. Neyse, en azından bununla kurtuldunuz. Çok daha kötü şeyler olabilirdi. Halide teyze. Tamam, konuşun ama sakin olun. Belli etmeyin. Efendim Halide teyze? Kızım neredesin sen? Evin altını üstüne getirdim. Bulamadım seni. Meraklandım. Burak da huysuzlandı. Ben şey... babam rahatsızlanmış da. Öyle mi? Vah vah. Böyle apar topar çıktım evden. Panikten haber de veremedim sana. Çok geçmiş olsun kızım. Şimdi nasıl? Tansiyonu yükselmiş. İyi, iyi. İlacını da verdik, düştü biraz. Ben zaten yoldayım, geliyorum birazdan. Tamam kızım, gelince uzun uzadıya konuşuruz. Tamam. Yanaklarınız kızardı. Öyle mi? Halide teyzeye yalan söyledim ya, o yüzden. Umarım bir daha gerek kalmaz. Doldum olası beceremem yalan söylemeyi. Onu fark ettim. Ama beyaz yalan. Siyah ya da beyaz. Hiç bana göre değil. Ama işte bazen mecbur kalıyoruz. Ben olanlar için çok üzgünüm. Neden? Sizi de peşimden sürükledim. Tehlikeye attım. Beni peşinizden sürüklemediniz aslında. Size sert çıkışmasaydım siz kendinizi suçlu hissetmeyecektiniz. Benim de peşimden sürüklenmeyecektiniz. Öyle olacağını nereden bilebilirdiniz ki? Ama öyle. Son zamanlarda yaşananları kastetmiyorum. Ben sizin hayatınıza girdiğim andan beri size zarar verdiğimi düşünüyorum. Öyle düşünmeyin lütfen. Aksine ben hayatıma girdiğiniz için çok mutluyum. Emin misiniz? Kesinlikle. Çünkü sizinle birlikte Burak girdi hayatıma. Oğlunuzu öyle çok seviyorum ki. Artık onsuz yaşayamam sanırım. O da sizsiz yaşayamaz. Dönelim mi artık? Dönelim. Geldin mi oğlum? Evet anne, odadaydım, çalışıyordum. Yani baktım evde kimse yok. Merak ettim.
Aydan da organizatörle buluşmaya gitmiş. Kusura bakma anne, seni de merakta bıraktım. Yok canım, sağ salim döndünüz ya. Önemli olan o. Ben de... Affedersiniz. Bu da evde yoktu. Öyle mi? Neredeymiş? Ne bileyim ben. İzin almadan, hiçbir şey söylemeden çekip çekip gidiyor. Artık nereye gidiyorsa. E o olmayınca Burak da huysuzlanıyor. Vallahi Halide ile zor susturduk çocuğu. İçini çeke çeke uyudu yavrum. Yani böyle de olmaz ki. Yazık, günah çocuğa. Tamam anne, ben Fidan Hanım'la konuşurum. Bir daha olmaz. İyi olur. Ben bir Burak'a bakayım. Tamam, hadi. Özlemiştir babacığını. Çok özür dilerim bir tanem. Konuşmayacak mısın benimle? Küs müyüz yani? Ama bak, babam çok hastalanmış. Ben mecburen çıkmak zorunda kaldım. Hem o iyileşir iyileşmez döndüm bak. Burak, oğlum. İyi misin oğlum? İyiyim. Toprak Bey, ben de sizi görmeye gelecektim. Öyle mi? Burak benimle küsmüş, konuşmuyor. Artık istemiyor beni. Madem öyle, tamam. O zaman biz Fidan ablayı gönderelim. Yerine başka bir bakıcı abla bulalım. Hı? Demek ki sesi çıkmadığına göre Burak da bizimle aynı fikirde. Peki o zaman. Hadi Fidan Hanım, ben sizin çıkışınızı vereyim. Buyurun. Hayır! Gitmesin Fidan ablam. Hani küstün? Hani küstün? Ben de mi sanmadım? Nasıl? Güzelim. Barıştık mı yani? Barıştık. Biliyor musun? Sanırken ben çok korkunç rüyadan görmüştüm. Yamam sana ben. Bir daha gitmeyeceksin değil mi Fidan abla? Hayır bir tanem, gitmeyeceğim. Aydancığım, toprağı anlattın mı yavrum? Neyi anneciğim? Ay neyi olacak? Düğün için mekan bakmaya gittiğini. Ha, yok. Konuşmaya fırsatımız olmadı. Çok klas bir yermiş. Organizatör illa burada yapalım diyormuş. Değil mi Aydan? Evet anneciğim. Senin de içine sindi değil mi kızım? Beğendim anneciğim. Konsepte bayağı uygun bir mekan. Toprak, mutlaka sen de gidip görmelisin. Aydan beğendiyse benim için önemli değil. Vallahi her şey tıkır tıkır işliyor. Maşallah. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. İnşallah hiçbir engel çıkmadan şu düğünü de yaparız. Kim neden engel çıkarsın ki anne? Yok ben... Yani lafın gelişi öyle söyledim. Tabii. Ama sonunda insanız ne de olsa. Siz niye sessizsiniz? Yine küstünüz mü? Bilmem. Küstün mü bana Burak? Hayır, küs değilim. Emin misin? Çok eminim. İkna oldum, tamam.
Korkuttum mu sizi? Korkuttun mu? İyi misiniz? Evet, iyiyim. Odaya geçeyim ben. İlk önce şöyle gel. Ben bir su getireyim. Anlık bir şeydi, geçti. İyiyim. Başın mı döndü? Hı hı. Ben Burak'a bakmaya gelmiştim. O çoktan uyudu. Uyumadan önce pazarlık yaptı ama benimle. O 4 masal istedi. Ben uyku saatini geçiririz deyince 2 masalda anlaştık. Büyüyünce tüccar mı olacak acaba? Onu bilmem ama çok zeki bir çocuk. Çok da duygusal. Yorgun görünüyorsunuz. Öyle mi? Son zamanlarda yaşanan maceralara bakılırsa bu çok normal. İsterseniz birkaç gün izin yapın. Ücretli bir izin. Hem ailenizi görmüş olursunuz, hem dinlenmiş olursunuz. Olmaz. Yani çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz ama Burak'ı bırakamam. Gördünüz bugünkü halini. Şimdi bir kere daha gidersem yine küser ve bu sefer benimle barışmaz. Peki. Siz bilirsiniz. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Bir de benim yüzümden hasta olmayın. Dinlenin. Hava alacaktım aslında ama haklısınız, dinlensem iyi olacak. Çok sağ olun. Thank you.
hatırlamıyorum ki. Geçmişimi düşününce hatırladığım tek şey karanlık. O adam beni gerçekten tanıyor. Hiçbir şeyi tanıdık gelmiyor ki. Ne sesi, ne yüzü. Yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Hiçbir şeyi idrak edemiyorum. Hatırla artık bir şeyi, hatırla! 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 Bir gün her şeyi unutsan mesela, beni de unutur musun? Kendimi unuturum. Seni yine unutmam. Çok tanıdık bir ses. Kim bu kadın? Kendimi unuturum. Seni unutmam. Onu söyleyecek kadar sevdiğim kadın kim? Aydan. Aydan değil. Aydan olamaz. Ama kim? Bu zarfı Toprak Bey'den başka hiç kimseye vermeyin, olur mu? Çünkü içerisindekini başka hiç kimsenin bilmemesi gerekiyor. Bu sır ne olabilir ki? Yani neden geçmişinizi öğrenmenizi istemiyorlar? Benzerlik nasıl olabilir? Kokusu bile aynı. Yoksa zihnim oyun mu oynuyor bana? Necat'ıma çok benzediği için mi böyle hissediyorum? Gerçek olmasını istiyorum belki de ondan. Kabullenemedim gidişini sevgilim. Çalışamadım yokluğuma.